Merhaba arkadaşlar, Merkez Yayınları TYT Matematik Konu Anlatım Modülleri kitabının 6. fasikülüne geldik. Üstü sayıları birlikte işlemeye başlayalım. Arkadaşlar, üstlü ifadeler tekrarlayan çarpımlar demektir. 3 üzeri 4 demek 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 ifadesi şeklinde ifade edilir. A bir gerçek sayı olmak üzere n tane a'nın çarpımını a üzeri n şeklinde ifade edilebilir. Dolayısıyla burada a çarpı a çarpı a çarpı a n tane a var. Burada a üzeri n ifadesi diyoruz. Şu n'e üst diyoruz, a'ya taban diyoruz arkadaşlar. Bunlarla ilgili birkaç tane örnek var, onlara bir bakalım. Aşağıdaki tekrarlı çarpımları üstü biçimde ifade edin. Arkadaşlar şunu şöyle yapıyorum. Taban bir tane olduğu için eksi 2. Kaç tane eksi 2 var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var değil mi? O zaman eksi 2 üzeri 5. Üssü tek olduğu için eksi 32 diye yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar şuraya bakıyorum. Buraya kadar 2 bölü 3 2 tane var. Kaç tane? 3 tane var. 2 bölü 3'ten 3 tane var. Çarpı 5 bölü 3'ten de 3 tane var. Bunu da bu şekilde 3 üzeri yazıyoruz. Üsler aynı olduğundan dolayı tabanları çarpabiliriz. 2 bölü 3 çarpı 5 bölü 3 üzerinde 3 diyebiliriz arkadaşlar. Bu da 10 bölü 9 üzeri 3 ifadesine eşittir. Şuradaki durumda bakıyorum. 2 tane a var. A'nın karesi. 2 tane b var. B'nin karesi çarpı c'nin karesi şeklinde ifade edilir. İkinci soruda şöyle bir durum var arkadaşlar. Negatif bir sayın çift kuvveti her zaman pozitiftir. Bu artı 1'dir. Artı 1 diye yazıyorum. Şu negatif bir sayın tek kuvveti negatiftir. Eksi eksi 1 şeklinde yazılır. Artı eksi 1'in 100. kuvveti 100 çift kuvvet olduğundan dolayı artı 1 diye çıkar. Eksi 1'in eksi 99. kuvveti aynı şeydir. Yani şöyle yazabilirsiniz. 1 bölü eksi 1 üzeri 99 yazarsanız bu eksi 1 olur. Dolayısıyla eksi 1 olarak çıkar. Devam edersek arkadaşlar burası 1. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1. Artı 1 eksi ile eksinin çarpımı artı 1 yapar. Sonuç 4 olur. Cevabımız B şıkkı. Üslü ifadelerin özelliklerinden arkadaşlar. Birinci özellik, taban sıfır olmamak şartıyla bütün sayıların sıfırıncı kuvveti her zaman 1 eşittir. Sıfır üzeri sıfır tanımsız olur. Sıfırın dışındaki bütün durumlarda 1'dir. Sıfır üzeri sıfır burada işte belirsiz olduğu söylenmiş. 2 üzeri sıfır 1'dir. Eksi 3 üzeri sıfır 1'dir. Sıfır çift kuvvettir arkadaşlar. Kök içerisinde 3 üzeri sıfır 1'dir. 1 bölü 2 üzeri sıfır 1'dir. Şöyle diyelim arkadaşlar. Mesela diyelim ki eksi 2 üzeri 0. Parantezsiz ise bu eksi 1 olur. Bunu arkadaşlar çok karıştırıyor. Bu durumla şu durum farklıdır. Bu çift kuvvet olduğundan dolayı artı 1. Bu da eksi 1'dir diyebiliriz arkadaşlar. Özelliklere devam edelim arkadaşlar. Her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Yani diyelim ki 3 üzeri 1 3'tür. 5 üzeri 1 5'tir. 10 üzeri 1 10'dur. Eksi 5 üzeri 1 eksi 5'tir. Ya da kök içerisinde 3 üzeri 1 yine bu sayı kendisine eşittir. Şu özelliğe gelelim. 1 üzeri n. Yani 1'in bütün kuvvetlerinde arkadaşlar sonuç 1'dir. Eksi 1 sayının çift kuvveti her zaman pozitif. Tek kuvvet her zaman da negatiftir diyebiliriz. Örnek diyelim. Mesela diyelim ki eksi 2 üzeri 2 bu çift sayıdır. Eksi 2 parantezsiz yazılırsa bu buna eşit değildir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şu örneğin sonucunu bulun diyor arkadaşlar. Eksi 3 parantez içerisinde parantezin dışında 0 var. 0 çift kuvvet olduğu için her zaman bunu 1 yapar. Sıfırıncı kuvvet 0 dışındaki sayıların durumu 1'dir. Artı şu parantezin bir ehemmiyeti yok arkadaşlar. Önemli değil. Yani aslında eksi 1 üzeri 10'dur. O zaman eksi 1 çıkar. Eksi 1'in 8. kuvveti çifttir. Artı 1 olarak dışarı çıkar. Buradan da 1. Eksi şu parantezin hiçbir önemi yok. Yani eksi 4 üzeri 2'dir. Bu da eksi 16 aynen kalır. İşleme devam edersek arkadaşlar 1 artı eksi 1 eksi 1 eksi 16 şeklinde olur. Bu da o eksi 16 eksi 17 eksi 18 eksi 17 sonucuna ulaştırır bizi. Üçüncü örneğe baktığımız zaman arkadaşlar eksi 1'in çift kuvveti 1'dir. Eksi 7'nin üzeri 0 bu parantez eksi üzeri 0 eksi 7 üzeri 0 eksi 1'dir arkadaşlar. Artı eksi 1'in 15. kuvveti tek olduğu için zaten herhangi bir değişiklik yok. Bu da eksi 1'dir. Dolayısıyla şu işleme devam edersem eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Burası artı 1.
artı eksi 1 olur. Şu ifadelerde birbirini götürür. Sonucumuz 1 olur. Dördüncü soruda arkadaşlar eksi 3 üzeri 7. Eksi 3 üzeri 3 eksi 27 yapar. Artı eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 yapar. Bölü eksi 2'nin ikinci kuvveti parantez olmadığı için eksi 4 olarak dışarı çıkar. Bu da yukarısı eksi 28 bölü eksi 4. Eksinin eksiye bölümünden artı gelecek. Buradan da 28'i 4'e bölerseniz 7 gelecek. Beşinci soruda arkadaşlar. Eksi 5'in ikinci kuvveti eksi 25 artı eksi 1'in çift kuvveti olduğundan dolayı artı 1 olarak yazabiliyoruz. Aşağı indik arkadaşlar. Sayı ne olursa olsun parantez içindeyse üzerinde 0 varsa o sayı 1 yazıyoruz. Eksi 1'in 7. kuvveti. 7. kuvvet tek olduğu için burası eksi 1 yapar. Önünde eksi var. Eksi ile eksi şöyle yazabiliriz karışmasın diye. Eksi 25 artı 1 eksi 24 olur. Burası da eksiden dolayı şunu düzgün yazarsak daha rahat görünsün. Burası 1 artı 1 olur. Yani eksi 24 bölü 2. Eksinin artıya bölümünden sonuç eksi gelecek. Buradan da 24'ü 2'ye bölerseniz eksi 12 olur. Altıncı soruda 7 tane eksi 2'nin toplamı 7 çarpı eksi 2 diye yazılır. Artı ya da bunu eşittir diyelim. Eksi 14. Şimdi 7 tane eksi 2'nin çarpımı ne demek arkadaşlar? Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı nokta 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 eksi 2 diyorum. Şu durumda burada kaç tane varmış? 7 tane. Bunu nasıl yazabiliriz? Eksi 2 üzeri 7. Peki bu nedir? Eksi 128. Çarpımından kaç fazladır? O zaman eksi 14'ten eksi 128 kaç fazladır? Bu şekilde izah ediyoruz. Eksi eksiden artı olacak. Burası 14, eksi 14 artı 128. İşleme devam edersek arkadaşlar 114 olur. 7. soruda arkadaşlar A ve B yerine bazı değerlerin verilmesini istemiş. Biz de yazalım. A yerine eksi 3 yazıyorum. Değişken yerine verdiğiniz her sayı kesinlikle parantez içinde yazmanız gerekiyor. Üzeri B yani üzeri 2 eksi 3 şeklinde yazabiliyorum. Çünkü A eksi 3'tür. Çarpı B sayısı artı parantez içerisinde eksi 3 eksi 2 şeklinde yazabiliyoruz. Üzerinde de 2. İşleme devam edersek arkadaşlar burası eksi 3'ün karesinden 9 gelecek. Eksi eksinin çarpımından şuradan artı 3 yani artı 3 olur. 2 ile çarparsam 6 olur. Devam ederse burası eksi 5 olur. Eksi 5'in karesi 25 yapar. Dolayısıyla burası 15 artı 25'ten ifademiz 40 olur. 8. soruda x ve y tam sayılardır. X üzeri y 8'dir. Y üzeri x 1'dir. Arkadaşlar y üzeri x 1 ise y kesinlikle 1'dir. O zaman x 8'dir. Y'nin buradan şuradan y'nin 1, x'in de 8 olduğunu anlamış olduk. Dolayısıyla 8 üzeri 1, 8 yapar. Burada yerine yazarsam eksi y yerine 1 yazıyorum. Üzerinde 8 var. Artı x yerine ne yazacağım? 8 yazacağız. Üzerinde de 1 var. Buradan devam edersek arkadaşlar burası eksi 1 yapar. Artı burası da eksi 8 yapar. İkisinin toplamı eksi 9 olur. İkinci özelliğe gelmiş olduk. A bölü B'nin negatif üssü arkadaşlar tabanlar yer değiştirir. A bölü B ise B bölü A şeklinde yazılır. Yani 2 bölü 3'ün eksi 5. kuvvetini eğer ben payla paydayı değiştirirsem 3 bölü 2 diye yazarsam şunu artık artı 5 yazarım. Artı yazmanıza da gerek yok doğrusu. Şimdi 2 üzeri eksi 1 yazarsam bu demektir ki 1 bölü 2 üzeri 1. Yani şu üssü pozitif yapmaya çalışıyoruz. Ya da bunu yukarıya çıkarırsak 1 çarpı 2 üzeri eksi 1 eski haline de getirebiliriz. Yani hangi işimize yarıyorsa onu yapacağız. Şimdi burada 1 bölü A üzeri eksi n dediğimiz zaman bunu yukarı çarpım olarak götürürseniz 1 çarpı A üzeri n şeklinde olur. Şimdi A üzeri n bölü B üzeri eksi m dediğimiz zaman arkadaşlar ters çarpabiliyoruz. Yani bunu yukarıya, bunu aşağı indirebiliyoruz. Ne yapabilirim? A üzeri n'i şöyle yazabiliyorum. 1 bölü A üzeri n şeklinde yazabiliriz. Eksi n şeklinde olur. Dolayısıyla bu ifadeyi de yukarı çıkarırsak artı n şeklinde geçmiş oldu. Şuraya eksi yazmamı unuttum.
Şimdi birkaç tane örnek var burada arkadaşlar. 2 bölü 3'ü 3 bölü 4, 3 bölü 2 yazarsam üssü 4 olmuş olur. 5 üzeri eksi 1'i 1 bölü 5 üzeri 1 şeklinde yazabiliriz. Eksi 7 üzeri eksi 2 de arkadaşlar eksi 1 bölü 7 üzeri 2 şeklinde ifade edilebilir. 9. soruda arkadaşlar. 3 bölü 2 üzeri eksi olduğu zaman bunu değiştirirsem 2 bölü 3 yazarsak arkadaşlar üzeri 3 olur. Eksi şunu da arkadaşlar negatif üstten dolayı 1 bölü 9 diye yazabiliyoruz. Devam edersem 2'nin kuvveti 2'nin 3. kuvveti 8 yapar. Bölü 3'ün 3. kuvveti de 27 yapar. Eksi 1 bölü 9. Payda eşitlersek buradan şuradan payda eşitlersek bunu 3 ile çarparsanız sonuç ne olur? 8 eksi 3 bölü 27 olur. Bu da 5 bölü 27 sonucuna ulaştırır. 10. soruda arkadaşlar şu ifadeleri düzeltelim. 6 üzeri eksi 2 1 bölü 36 yapar. Çarpı 45 bölü 21 üzeri eksi 1 de 1 bölü 21 çarpı 14 artı şurayı da düzeltirsek 1 bölü 8 yapar. Devam edersek arkadaşlar şu ifadeleri bir sadeleştirelim. Şuradan şu 9'a bölünürse 4, şunu da 9'a bölerseniz 5 olur. Yani bunu da kaça bölelim arkadaşlar? 7'ye bölersek 3, 7'ye bölersek 2. Düzeltirsem yukarıda 5 bölü 4 bölü 2 bölü 3. 2 bölü 3 olur arkadaşlar. Artı 1 bölü 8. Bunu aynen tutup ters çevirip çarpıyorum ikincisini de. Bunu aynen tutuyoruz. 5 bölü 4 çarpı ikincisini ters çevirip çarpıyorum. Artı 1 bölü 8 çarpma işlemi yapıyorum. 15 bölü 8 artı 1 bölü 8 paydalar eşit. 8, 16 bu da sonucumuz 2'dir. 11. soruda sıfırıncı kuvvet her zaman 1'e eşittir. 1 artı negatif kuvvet 1 bölü 3 çarpma işlemine göre terse çeviriyoruz. Eksi 2, 3 üzeri eksi 2, 1 bölü 3 üzeri 2 yani 9 bölü 2 üzeri eksi 3, 1 bölü 2 üzeri 3'ten 8 gelecek. Paydaları eşitlersek arkadaşlar, şuradan hemen paydaları eşitlerim. Burayı 1 ile, burayı 3 ile, şurayı da paydasına 1 desek 9 ile. Yani yukarısı 9 artı 3 eksi 1 bölü 9 ifadesini yazabiliriz. Aşağıda da 1 bölü 8. Devam edersek 12'den 1 çıkarsa 11 bölü 9 bölü 1 bölü 8. Birinci ifadeyi aynen tutuyoruz. 1, 11 bölü 9 çarpı öbür ifadeyi ters çevir çarp. Bu da 88 bölü 9 ifadesine ulaştırır. Arkadaşlar 12. soru ÖSYM sorusu. Düzeltirsek arkadaşlar şurası 1 olur. Şurayı düzeltirsek bölü 1 bölü 4 artı. Şurayı arkadaşlar şöyle yapıyorum. 1 bölü m olur. Ters çevirirsek m kalır. Dolayısıyla eşittir. Burası da 1 bölü 13 olur. Birinci ifadede aynen kalır. İkinci ifadenin paydasını eşitlersek şurası 1 bölü 4 bölü 4m artı 1 bölü 4 şeklinde yazılır. 4 çarpı m artı 1 şeklinde. Birinci ifadeyi aynen tutuyorum. 1 bölü 4 çarpı 4 bölü şunu düzgün yazalım. 4m artı 1 olur. Bu da ne olur arkadaşlar? Şu 4'ler sadeleşirse şuradaki 4'ler tın tın gitti bunlar. 1 bölü 4m artı 1 eşittir. 1 bölü 13 oldu. Şu ifadeye dikkat ederseniz arkadaşlar, şuraya dikkat ederseniz paylar eşit. O zaman paydalar da birbirine eşit olmak zorunda. 4m artı 1 eşittir 13'ten. 4m eşittir 12 kalır. Bu 1'i öbür tarafa atarsanız m eşittir 3 olur. Cevabımız A. Üçüncü özellikte arkadaşlar a sıfırdan büyük olmak üzere a üzeri m üzeri n üssün üssü demektir. Bu n'ler yerini değiştirebilirsiniz. Yukarıda çarpım şeklinde yazabilirsiniz. İstediğiniz gibi işinize nasıl yarıyorsa öyle yapabilirsiniz. A üzeri x üzeri y üzeri z yani a üzeri x çarpı y çarpı z şeklinde. 2 üzeri 3 üzeri x, 2 üzeri 3x ya da 2 üzeri x üzeri 3 şeklinde de gösterilebilir. 2, 3 üzeri 2 üzeri 5, 3 üzeri 10 ya da 3 üzeri 5 üzeri 2 şeklinde de ifade edilebilir.
13. soruda aşağıdaki üslü ifadelerin eşitlerini bulunuz. 6'nın karesinin 3. kuvveti diye yazabiliriz. Bunu da 6 üzeri 6 ifade edebiliriz. Arkadaşlar şuradaki negatif ise en dışarıdaki kuvvete bakıyorum. En dışarıdaki kuvvet çift ise bunu pozitif yapar. Tek ise negatif diye yazıyoruz. Şimdi bunu yazıyorum. O zaman bunun sonucu kesinlikle pozitif. 2 üzeri 3 çarpı 4'ten 12 olur. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. İçeride negatif var. En dışarıda tek var. Tek kuvvetse bu negatiftir. Eksi yazıyorum. X üzeri 2 çarpı 5 10'dur bunun sonucu. Şimdi arkadaşlar burası 3 üzeri 3 çarpı 1 bölü 6 diyebiliriz. Ama bunu şöyle yapalım. 9 üzeri 3 çarpı 1 bölü 6 öncelikle bir yazalım. Sonra 9 üzeri 1 bölü 2 olur. Bu da 9'u 3'ün karesi çarpı 1 bölü 2 diye yazarsak 3 üzeri 2 çarpı 1 bölü 2'den bu da 3 üzeri 1 kalır. 14. soruda arkadaşlar. Devreden sayılar eğer 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 gibi şeklindeyse bunu direkt 6 bölü 9 diye yazabilirsiniz. O zaman bunu yazıyorum arkadaşlar. 25'i 5'in 3. kuvveti üzeri 6 bölü 3'ü de sadeleştirirseniz bunu 3'e sadeleştir. Bunu 3'e sadeleştir. 2 bölü 3 diye yazabiliriz. Buraya 2 bölü 3 yazıyorum. Artı 16'yı da arkadaşlar ne yapalım? 2 üzeri 4 diye yazabiliriz. 0,25 25 bölü 100 demektir. Bu da 1 bölü 4 demektir. O zaman bunun yerine 1 bölü 4 yazarsam herhangi bir durum şey olmaz, sıkıntı olmaz. O zaman arkadaşlar şuradakiler çarpım durumunda olduğundan dolayı şuradakiler çarpım durumunda olduğu için sadeleşecek. Yani 5 üzeri 2 kalacak. Şuradaki çarpım durumunda olduğu için sadeleşecek. 2 üzeri 1 kalacak. Buradan 25 artı 2'den 27 olur. 15. soru ÖSYM sorusu arkadaşlar. X pozitif reel sayıymış. Şimdi arkadaşlar buradan x'i bulabiliriz. Her tarafının karesini alırsam şu ifadenin karesini alsam bu 1 bölü 2'den kurtulmuş olurum. Yani x eşittir 4 olur. Buradan yazıyorum. 4 üzeri eksi 2 artı 4 üzeri eksi 1 artı 4 üzeri 0 olur. Şu ifadeden 1 bölü 16 artı 1 bölü 4 artı 1 olur. Şimdi bunun paydalarını eşitlersek ne ile yapalım? Şununla yapalım. Şunu 4 ile şunu 16 ile genişletirsek arkadaşlar yukarısı 1 artı 4 artı 16 bölü 16 olmuş olur. Yukarısı 21 bölü 16'dan sadeleştirmeleri yapalım buradan. 3'e bölünür mü sadeleşir mi? Yok sadeleşmiyor. O zaman arkadaşlar 21 bölü şunu geri alıyorum. 21 bölü 16. 16. soru bir ÖSYM sorusu daha arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. Şimdi 4 üzeri 1 bölü 2. Şunu 2 üzeri 2 üzeri 1 bölü 2 diye yazabiliyoruz. Artı eksi 2 üzeri 3 üzeri 1 bölü 3 diye yazarız. Burayı da eksi 1 yazarız. Bölü. Yukarısında şu aşağısında eksi 1 bölü 2 üzeri eksi 1 diye yazıyorum. Şimdi arkadaşlar şu ifadeler çarpım durumunda olduğu için bunlar sadeleşecek. Şunlar sadeleşecek. Yani ne kalmış olur? Buradan 2 kalır. Eksi 2 kalır. Eksi 1 kalır. Bölü 1 bölü 2 diye yazabiliriz. Şunlar birbirine götürürse eksi 1 kalır. Buradan da 1 bölü 2. Birinci ifade aynen kalır. Eksi 1 bölü 1 diye yazabilirsin. Öbürünü ters çevirip çarparsan sonuç eksi 2 olur. Cevabımız E şıkkı. Arkadaşlar dördüncü özellikte üslü sayılarda toplama çıkarma işlemi. Tabanlar ve kuvvetleri aynı olan üslü ifadeleri toplayıp çıkarılabilir. Bu işlemler yapılırken katsayılar toplandırıp çıkarılarak da elde edilen sonuç ortak üslü ifadenin başına katsayı olarak yazılır. Aha işte burada bir tane a üzeri n, a üzeri n, a üzeri n. A üzeri n'in dışarıya aldınız, geri kalan katsayıları içeride topladınız. İşte burada bir örnek daha. 2 üzeri 6, 2 üzeri 6, 2 üzeri 6. Şu 2 üzeri 6'yı dışarıya alırsanız içeride ne kalır arkadaşlar? 5 artı 7 eksi 4. Yani buradan 12'den 4 çıkarsa 8. 8 çarpı 2 üzeri 6. Bu 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 6 diye yazabilirsiniz. 2 üzeri 9 ifadesine ulaşırsınız. 17. soruda bir toplama işlemi arkadaşlar. 9 çarpı 5 üzeri 3 artı 8 çarpı 5 üzeri 3 eksi 15 çarpı şurayı arkadaşlar 5 üzeri 3 diye yazabiliriz.
Dolayısıyla hepsinde 5 üzeri 3 olduğu için 5 üzeri 3'ü dışarıya alıyorum. Geri kalan katsayılar 9, 8 ve eksi 15'tir. Bunlar da 17 eksi 15 çarpı 5 üzeri 3 olur. Yani 2 çarpı 5 üzeri 3 ifadesine ulaştık. 18. soruda ondalık sayılı bir şekilde verilmiş. Arkadaşlar ben bu virgülü buradan alıp 2 basamak sağa kayarsam buradan 2 basamak azalması gerekir. Yani 9 çarpı 10 üzeri 8 diye yazabiliyorum burası. Şimdi 80'i arkadaşlar şu virgülü buraya getirdiğimiz zaman buradan bir fazlası almanız lazım. Yani bunu da 8 çarpı 10 üzeri 8 diye yazabilirsiniz. Eksi. Şu virgülü alıp buraya getirdiğiniz zaman bu üstten bir azaltmanız lazım. Yani 7 çarpı 10 üzeri 8 diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hepsinde 10 üzeri 8 varsa şurayı 9 artı 8 eksi 7 diye gösterebilirsiniz. Şurası 17. 17'den 7 çıkarsa 10 olur. 10 çarpı 10 üzeri 8'den bunun üstü de 1 olduğundan dolayı tabanlar eşitse üstler toplanır mantığıyla burası da 10 üzeri 9 olur. 19. soruda arkadaşlar en küçük üssümüz 2 üzeri 18 olduğuna göre bu üsleri hepsini 18'e getirmemiz lazım, eşitlememiz lazım. Dolayısıyla ben bunu 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 18 diye yazabiliyorum. Artı 2 çarpı 2 üzeri 18 diye yazarım 19'u da. Artı zaten buna da dokunmuyorum. Eşittir 14 çarpı x. Şimdi hepsinde 2 üzeri 18 olduğuna göre 2 üzeri 18'i dışarıya al. Geriye kalan burası 4. Şurası 2. Şu kısmın katsayısı da 1 olduğu için buraya 1 yazıyorum ve eşittir 14x. Buradan da arkadaşlar 6 7 7 çarpı 2 üzeri 18 eşittir 14 çarpı x. Şimdi burada bazı sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. Şunu 7'ye böl, şunu 7'ye böl. Bu ne olur? 2 üzeri 18 eşittir 2 çarpı x. Şimdi x'i yalnız bırakırsak 2 üzeri 18 bölü 2 olur. Şunu arkadaşlar üssü 1 olduğundan dolayı tabanlar eşitse payın üssünden paydanın üssünü çıkarıyoruz. 2 üzeri 18'den 1'i çıkarırsak buradan 2 üzeri 17 kalır diyoruz. 20. soruda arkadaşlar önce a sayısını bulun diyor. Şimdi birinci olarak arkadaşlar burası 4 üzeri 3, şurası da 4 üzeri 3. Bunları bir araya getirelim. 15 çarpı 4 üzeri 3 eksi 13 çarpı 4 üzeri 3. Buradan da arkadaşlar artı 20 çarpı 6 üzeri 3 eksi 19 çarpı 6 üzeri 3 diye düzeltelim. Şu kalemi değiştireyim. Biraz daha düzgün bir kalem olsun. Şimdi arkadaşlar burada 4 üzeri 3'ü alırsam buradan 15 eksi 13 çarpı 4 üzeri 3 artı diye yazabiliyorum. Şuradan da 20 eksi 19, şurası da 6 üzeri 3. Devam edersek arkadaşlar 15'ten 3 çıkarsa 2 çarpı 4 üzeri 3 artı 20'den 9, 19 çıkarsak 1 çarpı 6 üzeri 3 ifadesine dönüşür. Şu 4 üzeri 3'ü şöyle yazabiliyorum. 2 üzeri 6 artı 6 üzeri 3. Yani bu da arkadaşlar 2 üzeri 7 artı 6 üzeri 3. Yani 128 artı 216. Buradan arkadaşlar bu ifade ne olur toplarsak? Şuradan toplayalım. 200, 128. Evet, bunu toplamaya da gerek yok aslında. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Şurada 7'nin katı var. 7'ye bölünür. Rakamları toplamı buradan 9, 11, 9'a bölünür. Bölünmez, pardon. Buraya bölünmez. 9'a bölünmez. Rakamlar toplamı 9'un katı olmadığı için. 11'e bölünmez. Burada arkadaşlar 28, 4'ün de katı. 216, 4'ün katı olduğu için bu ifademiz 4'e tam olarak bölünür. 21. soruda arkadaşlar A, B ve X sıfırdan ve birbirinden farklı reel sayılar olduğuna göre sonucu bulun. Şu payda eşitlersek arkadaşlar a çarpı x üzeri 6 çarpı x üzeri eksi 6 eksi b bölü x üzeri eksi 6 bölü. Şunu da payda eşitlersek arkadaşlar burası da b çarpı x üzeri 6 çarpı x üzeri eksi 6 eksi a bölü x üzeri eksi 6 olur. Dolayısıyla arkadaşlar şuraya dikkat ederseniz bunlar sıfırlanmış olur. Şu toplamı sıfırlanmış olur. Yani yukarıda a eksi b bölü aşağıda da x üzeri eksi 6 kaldı.
bölü. Aynı mantık burada da var. Bunlar toplanırsa 0 olur. X üzeri 0 1 yapar. Yani B kalır. B eksi A bölü X üzeri eksi 6. Şimdi şuraya dikkat ederseniz, şuraya hangi kalem alalım? Siyah alalım. Şunlar birbirini götürür. Yani A eksi B bölü B eksi A birbirinin tersi olduğu için eksi 1 sonucunu verir. 22. soruda arkadaşlar x veya tam sayılardır. Arkadaşlar bu soruyu iki bölümde işleyelim. Birbirine eşit ve sıfıra eşit olduğundan dolayı şunu bir bölüm, şunu da bir bölüm olarak düşünebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar bunu çözmeye. Şimdi şu ifade 25, 125'i 5 üzeri 3 olarak yazılır. X eksi 1 ile çarparsam 3x eksi 3 olur. Eksi 5 üzeri x artı 5. Bu eşittir 0. Dolayısıyla bunu 5 üzeri 3x eksi 3'ü eşittir 5 üzeri x artı 5 diye birbirine eşitleyebilirsiniz. Tabanlar eşitse üstler birbirine eşit mantığıyla 3x eksi 3 eşittir x artı 5. Şimdi arkadaşlar şu ifadede x'leri bir tarafa atarsanız 2x eksi 3'ü de bu tarafa atarsanız 8 olur. Buradan x'in 4 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi aynı ifade burada da var arkadaşlar. 10 üzeri x eksi 1. 10 üzeri x eksi 1 eşittir. 10 üzeri y diye yazılabilir. Şuradaki x değerini gelip burada yerine yazarsanız 10 üzeri 4 eksi 1 eşittir. 10 üzeri y. Yani buradan 3 eşittir y'dir diyebilirsiniz. Buna göre y kaçtır diyor. Y 3'tür. 23. soru ÖSYM sorusu arkadaşlar. X birden farklı olduğuna göre x ile y arasındaki bağıntı nedir? Şimdi arkadaşlar bu ifadeleri biraz düzeltelim. 2 üzeri x artı y çarpı 2 üzeri x diye yazabiliyoruz. Şu birinci ifadeyi. Eksi 2 üzeri x artı y çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. Şu ifadeyi. Eksi 2 üzeri x artı 2 eşittir 0. Şimdi 2 üzeri x artı y parantezini alırsam şuradan ve şuradan. Şu ikisinden. Şuradan. Dolayısıyla burası 2 üzeri x eksi 2 kalmış olur. Şunu da arkadaşlar hepsini öbür tarafa atarsak şöyle olur. 2 üzeri x eksi 2 olur. Dolayısıyla şuradan bunlar sadeleşirse aynı ifade olduğundan dolayı x artı y eşittir 1 olur. Bu ne zaman böyle olur arkadaşlar? 2 üzeri 0 1 olur mantığıyla o zaman x artı y eşittir 0'dır diyebiliriz. Ya da şu biri şöyle yazabilirsiniz. 2 üzeri 0 diye yazabilirsiniz. Cevabımız E şıkkı.